Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Dostlar selam, sevgiler, saygılar, hürmetler. Mantarlı, rasalı, kremalı değişik yapacağız dostlar. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Dostlar selam, sevgiler, saygılar, hürmetler. Anlatılmalı lezzetler mutfağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün işe biraz erken başladık. Neden? Bugün çok farklı, çok güzel bir yemek yapacağız. Mantarlı, rasalı, kremalı incik yapacağız dostlar. Yani incin pişmesi biraz süre alıyor. Vakitten kazanalım dedik. Çekime başlamadan önce ben güzelce inciklerimi haşladım. Biliyorsunuz incik biraz fazla pişmesi lazım. Çok özel bir et. Kıymet bilene tabii, yapabilene. Onun için daha önceden hazırladığımız, güzelce haşladığımız, hazır hale getirdiğimiz inciklerimizi şimdi sizlere merhaba dedikten hemen sonra böyle bir kalite kontrol yapalım. Biraz ısınmasını istedik. Evet, yavaş yavaş eski ilk kaynamaya başladığı hale geldi. Bu halde inciklerimiz hazır. Hani işimizi yarına bırakmıyoruz. Madem bugün incik yapacağız, etlerimizi kaynattık, etlerimizi hazırladık. Etlerimiz şu anda hazır. Hazır ise biz büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlılarımızın yanaktan öpelim. Adet yerini bulsun. Kolay değil. Kanki Canbaz, İzdombreki Eskamara Brejne Vijne, başladık işte diyelim. Ne yapıyoruz? Madem inciğimiz hazır, kaynamaya başladı. Sevgili Hakan da beni takip etsin. Ben şu inciğimi artık ocaktan alayım. İnciğimizi yakmak üzere şu canım bakır tavayı ocağımıza bıraktık. Efendim, tavamız birazcık şöyle kendine gelsin. Hatta ben birazcık bir harmanlayayım. Evet. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hemen yağımızı aldık. Yağımızı aldık. Bugün canlı başlıyoruz arkadaşlar. Az da değil. Bu kadar yeterli. Bakır tabamızı attıktan sonra hemen icraata geçelim. Bu yemeğin yanına patates kızartma yakışır. Yani hem şekil olarak hem de görüntü olarak patateslerle başlıyoruz. Patateslerimizi önce bir kızartalım bakalım. Bakırın özelliği işte. Hemen başladı sesler gelmeye. Çıtır 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 gelmeye başladı. Patateslerimizi işleme koyduk. Anlatılmaz lezzetlerde cızırtılar başladı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün patatesi düşürüp rasalı, mantarlı, kremalı incik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar kendi halinde bir dans etsinler yağda. Ben ara sıra bunları karıştıracağım. Efendime söyleyeyim. Tabii bu cızırdayacak. Cızırdayacak ama cızır derken de yağ atacak. Ne yapacağız? Anlatılmaz lezzetten mutfak. Kanki Canbaz her şeyi düşünüyor. Bak, vatandaş düşünmüş. Öyle bir alet var. Bu aleti alıyorsun. Bunun üstüne bocalıyorsun. Sen kendi işine devam ediyorsun. Şimdi biz ne dedik? Pırasalı, mantarlı, kremalı. O zaman mantarla başlayalım. Mantarları şöyle canlı bir şekilde şöyle bir doğrayalım arkadaş. Mantarlarımız hazır. Mantarlar hazır. Hemen pırasaya geçiyorum. Mantarlarımızı doğradık. Pırasalarımızı doğradık. Yetmezse yemeğin yapımına geçtiğimizde onları da tekrar bir takviye yaparız. Şimdi çok fazla uzatmaya gerek yok. Patateslerle ahenkli bir dans sağladık. Çok uzatmaya gerek yok. Biz şimdi izin verirseniz İnciğimizi şöyle alalım. Evet. İnciğimiz şöyle hazır. Hatta şurada da bir göstereyim ben size inciği arkadaşlar. Böyle bir bakın. İnciğimizi daha önceden kaynattık. Ya
Yalnız incik tabii başta da söyledim, biraz ağır oluyor. O etin ağırlığını hafifletmek için ne yaptık? İçine 2 ya da 3 tane defne yaprağı attık. Biraz mayhoş bir hale getirdik suyunu. Ben biraz suyunu kullanacağım. Çok az suyunu kullanacağım ama ağırlıklı olarak kremanın etkisini göstermesini sağlayacağız. Patatesler sanki hazır gibi. Yalnız bu sıcakla ben nasıl yapacağım bilemiyorum yani. Eyvallah. Eyvallah. Bence patatesler hazır. Evet. Patatesler hazır. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar evet. Patatesler tam elma dilim oldu. Kıvamına geldi. Hafifçe böyle nasıl diyeyim? Altın sarısı oldu deyim yerindeyse. Evet. Patateslerimiz hazır. Patateslerimi şöyle bir izninizle almak istiyorum. Hatta şimdi bunu ben kapatayım. Evet, kapatayım. Kapattıktan sonra bir tur daha yapayım. Çünkü bu patatesleri kullandığımız Allah yağı biraz azaltacağız dostlar arkadaşlar. Hazırız. Hemen şunu bir alayım. Kaza bela olmasın. Garanti olsun işimiz. Böyle patatesleri bir alayım abi. Yağlarını süzerek. Patatesler hazır. Patatesler hazırsa şöyle yapayım. Burada şuraya. Burası bizim korunma kalkanımız olsun. Biraz yağımızı. Herhalde yeter bu yağ. Yetermiş. İşaret geldi. Böyle yapıyor. Evet. İşaret geldi. Tamam. Yağımız hazır. Şimdi şova geçiyoruz. Bravo. Hazırız. Hemen kaza bela olmadan yağımı şöyle aldım. Önce mantarlar. Bismillah. Harlı ateş, mantarın tam böyle suyunu bırakmasına izin vermeden hemen pırasaları böceleyeceğiz. Pırasalarımızı atacağız içine. Ki ne olsun? Mantarlar diri diri kalsın arkadaşlar. Ama pişsin. Önemli. Kapatalım kapağımızı. Bu devam ediyor. Şu incikleri ben bir göstermek istiyorum şöyle. Sevgili dostlara. Hakan'cığım bak. Yani bu incik diyebilirim ki hani derler ya bonfileydi, kontrafileydi, büftekti, antrikottu. Eyvallah onların yeri ayrı ama bu bambaşka bir incik yapabilirsen çok önemli. Eyvallah dediği aslında onu kullanacağız. Dedikten sonra mantarlarımızı bir daha bir harmanlıyoruz. Nasıl olmuş o pırasa? Pırasalarımızla bir mantarla buluşturalım. Asıl lezzeti bu pırasa verecek arkadaşlar. Asıl lezzeti bu pırasa verecek. Şimdi eyvallah. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Önce tuz. Sonra kara biber. Kara biber. Biraz fazla koyacağım kara biberi. Kara biber de tamam. Eyvallah. Biraz daha karıştıralım. Karıştırmamız lazım. Yalnız çok güzel gözüküyor be. Eyvallah. Pırasalı, mantarlı, kremalı, ekstra patatesli ki patates bir nevi garnitür oluyor. Ama işin özü pırasa, mantar ve krema arkadaşlar. Evet.
Bence bu kadar yeter. Hemen şimdi patateslerimizi tekrar sevgili dostlarla bir buluşturalım bakalım. Şöyle bir güzel çanacağı yapalım. Şimdi izninizle yaklaşık 2 saate yakın kaynattığımız inciğimizden performans almaya geldi sıra. Evet. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın ya? Evet. Buyurun. Şekli şemali ayarlamak için arada kaldık. Acaba suyundan kullansak mı, kullanmasak mı? Krema kullanacağız, sütlü krema mı yapsak? Sonra karar değiştirdik. Dedik ki biz incimizi, pişirdiğimiz etimizi de bu işe dahil edelim. Evet. Bu da tamam. Şimdi altını kısacağım. Arkadaşlar, altını kısacağım. Böyle bir şekil vereyim. Efendim, etlerimizi, malzemelerimizi buluşturduk. Onlar biraz et suyumuzda şöyle bir kendine gelsin. Ben de hemen ne yapıyorum? Zerdeçal alıyorum. Çok önemli. Bak. Bir de küçük şurada benim İgoslavya'dan aldığım kaşığım var. Şöyle çok değil. Bir tutam. Atalım zerdeçalımızı. Çok önemli çünkü. Bu o sosu başka bir görüntü haline getirecek, başka bir ne diyelim ruh katacak zerdeçal. Şimdi zerdeçalımı kremamla buluşturdum, bir güzel karıştırıyorum. Evet, güzel bir renk. Hazır. Etimiz de kaynıyor. Biz işimizi garantiye alalım. Vakit nakittir. Yavaş yavaş kremamızı da yemeğimize bir dahil edelim bakalım. Yine janjanlı kapağımızı bıraktık. Kısık ateş. Ateşin kısık olması lazım. Tıngır diyeceğim. Tıngırı mıngırı. Onur Market'te dükkan sizin. Yemeğimiz bence hazır. Evet, yemeğimiz bence hazır. Bu vakit kaybetmeyelim. Öncelikle şu mantarlı, rasalı inciğimizin bir altını kapatalım arkadaşlar. Evet, güzel fokurdadı. Yanlar böyle hafif böyle iz oldu, ben hazırım dedi. O zaman ne yapmak zamanı? Şimdi bu demlenirken, kendi kafasına göre, kendi arasında onlar muhabbet ederken, ben fazla değil, biraz maydanoz doğramak istiyorum. Maydanozumuzu doğradıktan sonra ne yapacağız? Yavaş yavaş o lezzeti tatmaya geçeceğiz. Bugün de bir yemeğin sonuna ne yazık ki yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi. Çorlu Baba Eski Burgaz, Kanki Canbaz. Hemen tadıma geçeceğim. Parça hiç bozmadan. Arkadaş, inceye bakar mısınız? Bir tane de patates arkadaş. Evet. Bir tane patates. Şuradan rasa. Ben bunu götürürüm. Nasıl götürürüm? Şöyle götürürüm. Tabii biraz ekledikten sonra. Elimi atmışken bir de maydanozu şöyle bir düşeyim. O da orada kafasına göre takılsın. Evet, görüntü süper oldu yalnız. Eyvallah.
O vakit ben bunu dadarım. Ben bunu dadarım. Bakalım nasıl olmuş. Önce incimizi alalım. Vallahi. Evet, daha dokundum. Yani darmadağın oldu. Dokundum, darmadağın oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hep söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Daha sonuna geldik. Katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler. Onur ailesine teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüğüm selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Demeden önce biz etlerimizi, inciklerimizi Onur Market'in ev şubesinden tedarik ettik bu yemeğimizi yaparken. İncik yapacağımızı duyan dostlarımız, arkadaşlarımız ki onlar da Özen Grubu'nun, Onur ailesinin bir ferdi. Güzellik yaptılar. Bize bir hediye verdiler. Ben şimdi o hediyeye teşekkür edeceğim. Onu da tadacağım. Bu canım yemek tatlısız olmaz dediler. Rapata bize Şambali tatlısı hediye etti. Dilerseniz onu da bir tadalım. Ondan sonra alvederci diyelim. İzninizle ben gidiyorum. Şambalini, rapatayı dolabımdan alayım arkadaşlar. Evet. Eyvallah. Yani bu yemeğin üstüne de bence bu tatlı gider. Ve bakıyorum. Şunu da bir tadayım. Böyle bir elimi alayım şöyle. Hadi bakalım. Yüzüm bırak eskam arabraja vişne. Bir yemek daha bitti işte. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. Bir sonraki videoda buluşalım. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Her lezzetli yemekten sonra Faraz çay. Heyecanlandıran yudum.